Merhaba arkadaşlar. Bekledik, bekledik, bekledik. Sabaha işe gideceğiz dedik. Uykumuz geldi dedik. Hadi SPK dedik, bekledik. Ve SPK'dan yeni bülten geldi arkadaşlar. Ama diyoruz. Ne yazık ki yeni bültende yeni halka arz onayı yok arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda yani bu kadar beklettim, bu kadar beklettim. SPK. Yani yeni halka arz onayı bekliyorduk. Gerçekten de Rönesans geriyeden sonra dedik ki ya artık bekleyen 70'den fazla halka arz taslak izahname var değil mi? Bunlardan 3-4 tanesini, 3 tanesini, 2 tanesini onaylaman gerekiyor dedik. Ne yazık ki yeni halka arz onayı gelmedi arkadaşlar. Bakın yeni bültende borçlanma araçları var. Vestel Elektronik, Türk Telekom, Denizbank, Yapı Kredi Bankası. Yeni faaliyet izinleri var. Yanında cezalar var. RTR laboratuvarları demiş mesela. İPC uygulanan şirket diye. Şurada ceza miktarları var, fiyatlar var. Finansal eksen bağımsız denetim AŞ. Şurada isimler var. İsmail Hakkı Arslan, Ömer Dinç, Erol pay piyasasında gerçekleşen işlemler diye verilen idari para cezaları. Şuna bakar mısınız? 900 milyon, 700 milyon, 400 milyon. Azmi Öztaşbaşı, 315 milyon. Turex pay piyasasında gerçekleşen işlemler diye. Yaptırım ve tedbir işlem yasakları var. İnternet sitelerine gelen yasaklar var. Diğer başvuru sonuçları. Oyak Portföy 5. Serbest Fon onaylanmış. Azimüt Portföy, Neo Portföy, Has Portföy. Var var var. Yeni halka arz onayı ne yazık ki yok arkadaşlar. Hani bir umut yenilemeye devam ediyoruz. Acaba bu gece yeni bir halka arz gelir mi? Ya da yarın Cuma. Daha önce de Cuma günü halka arz onayı gelmişti hatırlarsınız. Acaba gelir mi diye. Yani bu kadar saat bekledik bekledik. Ne yazık ki SPK'dan yeni bir halka arz onayı gelmedi arkadaşlar. Çoğunlukla borçlanma araçları var diyor. Ne diyelim ne diyelim. Diyecek söz bulamıyoruz. İnşallah SPK sabaha karşı belki bir bülten yayınlar. Yeni bir bülten ya da Cuma yarın. Yarın akşam. Yani bir halka arz onayı gelmesi lazım artık. Yani bu küçük yatırımcı anlaşılan o ki borsadan BIST 30 hisselerinden hani bir rally'yi göremiyor. Hani halka arz hisselerinde de gelen GYO'dan başka, Rönesans GYO'dan başka beklediği, beğendiği bir sektörde gelmiyor. Ama gelmesi lazım diye düşünüyoruz. Bu kadar bekledik. Umuyoruz gelir. Ne diyelim? Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.